Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nartes yayınları Metaverse Soru Bankası et üstü ifadelerin kuvveti konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle altın bilgiler kısmını inceleyelim ve üstü ifadelerin kuvvetiyle dersimize başlayalım. Evet, üstü ifadelerin kuvveti hesaplanırken sevgili gençler üstler çarpılır. Evet üstleri çarpıyoruz. A üzeri n üstü M üstü gençler bakın burada ne yapıyoruz kuvvetteki N ile M'nin çarpılığını söyleyelim. Evet 2, 3 ve 5'in kuvvetlerini bilmek gençler bu konuda büyük kolaylıklar sağlar demiş. Evet, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 10 gibi. Evet, 3'ün yine gençler kuvvetleri ve 5'in de 4. kuvvetine kadar olan kısımları en azından öğrenirsek üstü sayıların değerini daha hızlı bulabiliriz diyoruz. Negatif üst ifadelerin kuvveti hesaplanırken parantez üstündeki evet parantezine gençler dışındaki kuvvet çiftse Sonuç pozitif olur. Evet parantezin dışındaki kuvvet sevgili gençler tekse evet sonuç negatif olur diyelim. Pozitif, pozitif üslü ifadelerin tüm kuvvetleri pozitiftir. Evet taban pozitifse üstteki sayı ne olursa olsun sonuç pozitiftir demiş. Örneğimizi burada inceleyebiliriz. Evet gençler geçelim etkinliklerimize dersimize. Evet sevgili gençler ilk sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki eşliklerde boş kutulara yazılması gereken tam sayıları bulunuz demiş. Gençler üstü ifadelerde eğer üstün üstü varsa kuvvetleri çarpıyoruz. 2 üzeri 3 üstü 3'te 3'ü 3 ile 3'ü çarparsak evet 2 üzeri 9'a eşittir. Evet 3'ün 4. kuvvetinin karesi 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 3'ün 8. kuvvetidir. 8'in dördüncü kuvveti gençler. Evet burada şimdi ne yapmam gerekiyor? Tabanlara eşitlememiz lazım. Gençler 8 üzeri 4'üm. 8 biliyorsunuz 2'nin kuvveti olarak yazılabilir. 2'nin 3. kuvveti olarak yazarsak 8'i. Bunun dördüncü kuvvetini alırken. Evet yine üstün üstünde kuvvetleri çarparız. 3 ile 4'ü çarpıyorum. 2 üzeri 12'ye eşittir. O halde kutucuğa gelmesi gereken sayı 12'dir diyelim. 25'in 3. kuvvetini taban gençler 25 sayısı 5'in kuvveti olarak yazılabilir. 5'in karesi olarak yazdım. Bunun 3. kuvveti yine üstün üstlerini çarparsak 2 ile 3 çarpılır ve 5 üstü 6'ya eşittir. O halde kutucuğa da 6 sayısı gelmesi gerekir diyelim. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. İkinci sorumuzda olduğuna göre A artı B kaçtır demiş. Şimdi sevgili gençler 3 üzeri 18'i 9 üzeri A'ya eşitleyelim öncelikle. 3 üzeri 18 diyorum. Eşittir 9 üzeri A. Sevgili gençler burada kuralımız şu. Ya kuvvetlere eşitleyeceğiz ya tabanları. E, burada tabanlara eşitlemek zorundayım. 9'u 3'ün kuvveti olarak yazarsak. 9 biliyorsunuz 3'ün karesiydi. 3'ün ikinci kuvvetinin A kuvveti eşittir 3 üzeri 18 diyelim. Burada üstün üstünü çarparsak 2 ile a çarpılır. 3 üstü 2 a eşit olur. 3 üstü 18'e. Tabanlar eşitken kuvvetler eşittir diyoruz. Ve 18 eşittir 2 a ise a buradan her iki tarafı 2'ye bölersek 9'a eşittir. Evet, 27 üzeri b'ye eşit derken 27 üzeri b diyeceğim eşittir. 3 üzeri 18. Burada da 27 3'ün kuvveti olarak yazalım. 27 biliyorsunuz 3'ün 3. kuvvetinin B kuvveti olarak yazılır. Bu da 3 üzeri 18 olsun. Evet üstün üstünde kuvvetleri çarpıyorum. 3 ile B'yi çarparsak 3 çarpı B'ye döner. Eşittir. 3 üzeri 18 olur. Şimdi tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri eşitleyeceğim. 3 üzeri B eşittir. 18 ise B de buradan 6'ya eşittir. Bizden A ile B'nin toplamını istedim. 9 artı 6'dan 15 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet, üçüncü sorumuzda aşağıdaki eşitliklerde x değerlerini bulunuz demiş. Sevgili gençler a'da 16 üzeri 4'ü 2 üzeri x eşitleyeceğiz. O halde 2 üzeri x eşittir. 16 üzeri 4 diyorum. E burada 16'yı gençler 2 tabanında yazmam lazım. 16 2'nin 4. kuvvetiydi. 4. kuvvetinin 4. kuvveti oldu. Burada da üstün üstünü çarparsak 2 üzeri 16'dur tabanlar eşitken kuvvetler eşittir diyelim. Ve buradan x'in değeri 16 eşittir. Evet, ikinci etkinliğimizde 3 üzeri x'i 81 üzeri 3 eşitleyeceğim. 81 gerçi 3'ün kuvveti olarak yazılabilir. 3 üzeri x. Evet 81 3'ün 4. kuvvetiydi. 4. kuvvetin 3. kuvveti dedim. Buradan 3 üzeri x. 3 üzeri 12'ye eşitse ve tabanlar eşit olduğu için evet buradan kuvvetler eşittir ve x'in değeri 12'dir. <laughs> evet. 5 üzeri x'i 125 üzeri 3'e eşit diyelim. 125'i sevgili gençler 5'in 3. kuvveti olarak düşünelim. 5 üzeri x eşittir. 5'in 3. kuvvetinin 3. kuvvet dedim. Evet buradan gençler. Evet üstün üstüne kuvvetleri çarparsak. 3 ile 3'ü çarpıyoruz. 5 üzeri 9 oldu. Tabanlar eşit olduğu için. Evet kuvvetleri eşittir ve x'in değeri 9'a eşittir. Ee, son etkinliğimizde de 6 üzeri x'i 36 üstü 4'e eşit diyelim. 6 üzeri x 36 biliyorsunuz 6'nın ikinci kuvvetiydi. İkinci kuvvetini dördüncü kuvvet dedik. Burada 6 üzeri üstleri çarptığımız zaman 6 üstü 8 oldu. X de buradan 8'e eşit olur diyoruz. Evet gençler. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. Aşağıdaki verilen, aşağıda verilen üstü ifadeler birbirine eşit olanlar eşleştiriniz demiş. Şimdi gençler de soldaki ifadeleri ortak tabanda yazmaya çalışalım. 49 üzeri 6, 49 7'nin ikinci kuvvetiydi. Evet, üzeri 6 dedim. Buradan üstün üstünü çarparsak 7 üzeri 2 ile 6 çarpıyorum 12'dir. Demek ki 49 üzeri 6, 7 üzeri 12 eşit olacak. Eksi 49 üzeri 3 gençler. Evet 3 tek sayı olduğu için sonuç eksi olacak. Eksi 7 üzeri 2 üzeri. Evet sonucun eksi olacağını unutmayalım. 3 diyorum. Bu da gençler eksi 7 üzeri 6 eşittir. 1 bölü 8'i gençler şöyle yazalım. 8'in eksi 1. kuvveti olur. Üzeri 5 dersem. Bu da 8 üzeri eksi 5'e eşittir. E 8 de gerçi 2 kuvveti olarak yazarsak 2'nin 3. kuvvetinin eksi 5. kuvveti yani 2 üzeri eksi 15'e eşittir diyoruz. Evet 4'ü gençler öncelikle şu şey yapalım üstün üstlerini çarpalım. 4 üzeri eksi 12 olur. Bunu da 2 kuvvetini yazarsam 2'nin karesinin eksi 12. kuvveti bu da 2 üzeri eksi 24'e eşit olur. Bunun etkinliğimizde evet, 8'i gerçi 2'nin kuvveti olarak yazacağım. Öncelikle şunu çok rahat söyleriz. Dışarıdaki sayımız çift sayı olduğu için sonuç artı olacak. Bakın eksi 2'nin 3. kuvvetinin 8. kuvveti. Burada gençler 2 üzeri. Evet 8 çift olduğu için eksi yazmadık. 2 üzeri 24'e eşit olur diyoruz. Şöyle gençler kalemimizi değiştirerek sayılarımızı eşleştirelim. Evet, birinci etkinliğimiz 7 üzeri 12 idi. Yani 1 B ile eşleşiyor. İkinci etkinliğimiz eksi 7 üzeri 6 idi. Bu D ile eşleşir. Eksi 2 üzeri 15 gençler A ile eşleşiyor. Dördüncü etkinliğimiz 2 üzeri eksi 24 C ile eşleşiyor. Beşinci etkinlikte 2 üzeri 24 E ile eşleşir diyoruz. Evet Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki. Evet, etkinliğimize bakalım. Evet, 27 üzeri 6, 9 üzeri x e ise x'in değerini istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada dikkat edersek bir önceki etkinliğimizde ortak tabanda yazmamız gerektiğini anlamıştık. Burada da hem 27 hem 9 üzeri x'e 3 e, tabanı da yazabiliriz. 27 üzeri 6'yı ifade edelim. 9 üzeri x yazdık. 27 üzeri 6 gerçi 3'ün 3. kuvvetiydi. Üzeri 6 dedim. E, 9 da gerçi 3'ün karesinin x'inci kuvveti oldu. Buradan üstün üstlerini çarparsak 3 kere 6 18 olur. Bu da gerçi 2 ile x çarpılır. 3 üzeri 2x olur. Tabanlar eşit işte olduğu için kuvvetleri eşitlersek 18 eşittir 2x. Buradan da x'in değeri 9'a eşit olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim arkadaşlar bir sonraki sayfamızda altın bilgilere bakalım. Evet. Tabanlara eşit üst ifadelerden kuvveti büyük olanın değeri büyüktür. E, ee, üst ifadeleri sıralamak için ya tabanlara eşitlenir gençler ya da kuvvetler eşitlenir. denir. Tabanlara eşit olan negatif üst ifadelerden kuvveti büyük olan küçüktür gençler. Evet tabanlara eşitse negatif üst ifadelerden kuvveti büyük olan küçüktür diyoruz çok büyük üst ifadeler sıralanırken kuvvetlerin ebobu ya da ekokundan faydalanarak üstleri eşitlemeye çalışırız gençler. Örneklerimizi yani örneklerimiz burada inceleyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir ilk etkinimizle dersimize. Evet buradaki ilk etkinliğimizde arkadaşlar bizden istediği kare evet üçgen kare ve daire ifadelerini büyükten küçüğe sıralamamız istiyor. E şimdi sevgili gençler 27 üzeri 10, 9 üzeri 14 ve 81 üzeri 8. Dikkat edersek bunların her birisi 3 kuvvetini yazılabilir. O halde biz üçgeni yani 27 üzeri 10'u 3'ün kuvveti olarak yazarsak 27 gençler 3'ün 3. kuvvetiydi. 3'ün 3. kuvvetinin 10. kuvveti. Evet bu da üstün üstlerini çarpıyoruz. 3 ile 10'u çarparsak 3 üzeri 30 eşittir. E, kareyi sevgili arkadaşlar yani 9 üzeri 14'ü 3'ün kuvveti olarak yazarsak 3'ün karesinin 14. kuvveti evet, 2 ile 14'ü çarpıyoruz. 3 üzeri 28'dir. Daire içinde 81 üzeri 8'i 81 3'ün 4. kuvvetiydi. Üzeri 8 olarak yazdık. E, 4 ile 8'i çarparsak da 3 üzeri 32 eşittir. E burada büyükten küçüğe sıralayacağım için tabanlar eşitse gençler evet bakın kuvveti büyük olan büyüktür. Yani 3 üzeri 32 büyüktür 3 üzeri 30'dan o da büyüktür 3 üzeri 28 diyoruz. 3 üzeri 32 daireydi. 3 üzeri 30 üçgen gençler. O da büyüktür kare şekli yazalım. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Evet bu sorumuzda sevgili gençler üslü ifadeleri büyükten küçüğe sıralamamızı istemiş. Şimdi tabanları incelediğimiz zaman 2, 3 ve 7 gençler et evet, birbirine dönüştürülemeyecek tabanlar. O halde kuvvetleri eşitlemem lazım. Şimdi sevgili gençler bakın kuvvetlere baktığımız zaman 60, 40 ve 20. et evet, bir önceki konumuz gençler EBOB konusundan hatırlayalım. 60, ve 40, e, 60, 40 ve 20 20 kuvvetine eşitlenebilir. O halde biz 2 üzeri 60'ı 20 kuvvetinde evet, üstü ifadenin değerini hesaplayacak şekilde düşünürsem kuvveti 20 yazmak için 2 üzeri 3 üzeri 20 olarak yazarız. E, 2 üzeri 3 de gençte 8'de 8'in de 8 20. kuvvetine eşittir. Evet, 3 üzeri 40'ı yine 20 kuvvetini yazmak için evet, üstün üstünü çarparken gençte bakın 2 ile 20'yi çarparsak 40 elde ederiz. Evet, buradan da evet, 3 üzeri 2'nin değeri hesap edilebilir yani 9 üzeri 20'ye eşittir. Zaten diğeri de 7 üzeri 20 idi. Dikkat edersek kuvvetler eşitlendiği için tabanı büyük olan büyük olacak gençler. Burada 9 üzeri 20 büyüktür 8 üzeri 20'den. O da büyüktür 7 üzeri 20'ye. E 9 üzeri 20 gençler 3'ün 40. kuvvetiydi. 8 üzeri 20 2 üzeri 60'tı. 7 üzeri 20'yi de aynen yazarız. Evet bu şekilde evet sayılarımızı büyükten küçüğe sıralamış olalım. Evet devam edelim. Evet, yanda verilen terazi dengede değildir. Evet gençler dengede değil yani 2 üzeri x daha büyüktür. Ağır bastığı için daha büyüktür. Buna göre x'in en küçük tam sayı değerini istiyor. Şimdi sevgili gençler 16 üzeri 8 küçüktür diyeceğiz. 2 üzeri x'ten. Burada 16'yı 2'nin kuvveti olarak düşünürsek 2'nin 4. kuvveti olarak yazılır. Kuvveti 8 dedik. Evet küçüktür 2 üzeri x. Üstün üstünü çarparsak 4 kere 8 32 yapar. Şimdi sevgili gençler burada tabanları eşit işte olduğu için 32 x'ten küçük olmak zorunda. Burada da x'in alabileceği değer en küçük olarak 33 olur diyoruz. Evet 33, 34, 35 gibi sayılar gelir. En az dediği için x yerine en az 33 yazılmalı diyelim. Evet gençler Aşağıdaki üst ifadelerin arasına büyüktür, küçüktür veya eşittir sembollerinden doğru olanı yazınız demiş. Gençler ya tabanları ya da kuvvetleri eşitleyeceğim. 9'un 6. kuvvetini 3'ün 2. kuvvetinin 6. kuvveti olarak düşünürsek 3 üzeri 12'dir. 3 üzeri 12 de 3 üzeri 10'dan büyüktür. Buraya büyüktür sembolü gelmesi gerekiyor. 25 üzeri 4'ü gençler 5'in kuvveti olarak yazarsam 5'in 2. kuvvetinin 4. kuvveti yani 5 üzeri 8'dir. O halde buraya eşittir sembolü gelmelidir. Hem 4 üzeri 6 hem de 8 üzeri 4'ü şuradan yazalım gençler. 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2'nin karesinin 6. kuvveti bu da gençler 2 üzeri 12 12'dir. 8 üzeri 4 de sevgili arkadaşlar 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvveti yani bu da 2 üzeri 12'ye eşittir. Demek ki bunlar gördüğünüz gibi birbirlerine eşittir diyeceğiz. Evet, D'de gerçi 30 üzeri, 36 üzeri 6 6'nın kuvveti olarak yazarsak 6'nın ikinci kuvvetinin 6. kuvveti kuvvetleri çarptığımız zaman 6 üzeri 12'dir. 6 üzeri 12 ise 6 üzeri 36'dan elbette küçüktür diyeceğiz. 27 üzeri 4 ile 9 üzeri 6'yı evet her ikisine gerçek 3'ün kuvveti olarak yazalım. 27 üzeri 4 3'ün 3. kuvvetinin 4. kuvvetinden 3 üzeri 12'dir. 9 üzeri 6 da 3'ün karesi olarak yazılırsa yine 2 kere 6 12'dir. Bu da 3 üzeri 12'dir. Demek ki bu iki ifade birbirine eşit olacak diyoruz. Evet 25 üzeri 3'ü gençler şöyle yazalım. 5'in karesinin 3. kuvveti olarak yazdık. Yani 5 üzeri 6 olduğunu gördüm. 125 üzeri 2'de. 125 biliyorsunuz 5'in 3. kuvvetiydi. Karesi olarak yazarsak bu da 5 üzeri 6'dır. Yani bu iki ifade birbirine eşit olur diyoruz. Evet onun, kare, onun 20. kuvveti gençler. Onun 20. kuvvetim. Diğer tarafta 100'ün e, 10. kuvvetim. 100 de 10'un karesiydi. onun 10 karesinin 10. kuvvetinden 10 üzeri 20'ye eşit olduğunu gördük. Bakın bu iki ifade birbirine eşit oldu. Son olarak 49 üzeri 7. 7'nin ikinci kuvveti olarak yazılırsa 7. kuvveti üstün üstlerini çarparsak 7 üzeri 14'e eşittir. Ee, gençler diğer tarafta 7 üzeri 49 var. Bakın burada da 7 üzeri 49. Evet kuvveti büyük olduğu için daha büyüktür. Demek ki küçüktür sembolü gelmesi gerekir diyoruz. Evet sevgili gençler. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar sayfamızdaki son sorumuz. Şekildeki tavşan sadece sağa sola ve yukarı aşağı doğru hareket edebilmektedir. Her adımda gidebileceği sayılardan değeri büyük olanı takip eden bu tavşan geçtiği sayıdan bir daha geçmemek şartı ile kaç numaralı avuca ulaşır diyor. Şimdi arkadaşlar tavşanın etrafındaki sayılara bakalım öncelikle. 4 üzeri 8, 8 üzeri 6 ve 2 üzeri 10 var. Burada ne yapacağız gençler? E, tabanlar eşit diyelim. 4 üzeri 8 biliyorsunuz 2'nin karesinin 8. kuvvetinden 2 üzeri 16'dır. 8 üzeri 6, 2 üzeri 3 üzeri 6'dan 3 kere 6, 2 üzeri 18'dir. 2 üzeri 10 gençler. E, burada büyük olan 2 üzeri 18'dir. Demek ki tavşan buraya gelecek. Buradan itibaren 8 üzeri 6'dan gençler yukarı sağa Sola doğru gelmeyeceğiz gençler veya aşağıya gideceğiz. 16 32 e, 32 üzeri 2'yi yani gençler 2'nin 5. kuvvetinin 2. kuvveti olarak yazarsak 2 üzeri 10'dur. Sevgili gençler buradan 4 üzeri 10 2'nin 2. kuvvetinin 10. kuvvetinin 2 üzeri 20'dir. 16 üzeri 2 de gençler 2'nin 4. kuvvetinden evet 2 üzeri e, 2. kuvveti 2 üzeri 8'dir. Burada gördüğünüz gibi en büyük ifademiz 2 üzeri 20'dir. Yani nereye geleceğiz? 4 üzeri 10'a geleceğiz. Devam edelim. burada gençler 8 üzeri 15'i 2'nin 3. kuvvetinin 15. kuvveti olarak yazdım. 2 üzeri 45 olduğunu görüyorum. bu 2 üzeri 24, bu da gençler 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvvetinden 2 üzeri 9'dur. Buradaki en büyük ifademiz 2 üzeri 45'tir. Evet buraya geldik. Şimdi buradan gençler 16 üzeri 10, 2'nin 4. kuvvetinin 10. kuvveti 2 üzeri 40'tır. Ee, bu 2 üzeri 4'ün 4. 4. kuvvetleri gençler yani 2 üzeri 16'dır. Ee, buradan baktığımız zaman 2 üzeri 40 büyük olduğu için evet bir yukarı çıkıyoruz. Ee, buradan da gençler sağ taraftaki 32 üzeri 4 2'nin 5. kuvvetinin 20. kuvvet pardon 4. kuvveti olur. Yani 2 üzeri 20'dir. E diğer taraf zaten 2'nin karesinin 7. kuvvetten 2 üzeri 14'tür. Burada da 2 üzeri 20 büyük olduğu için gördüğünüz gibi sağ tarafa geleceğiz ve 1 numaralı çıkıştan geçmemiz gerekir gençler. Evet yani 1 numaralı havuca ulaşır diyelim. Evet sevgili gençler bu sorumuzla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.